Merhaba ergo severler. Bugün sizler için çantalarımızda kullandığımız bu renkli püsküllerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Oldukça şık görünen bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Ben böyle sade olarak kullandım ama isterseniz boncuklarla, taşlı, süslü aksesuarlarla da bu püsküllerimizi kullanabilirsiniz. İsterseniz anlatıma geçebiliriz. Evet, ben ilk önce istediğim renkli bir parçadan şöyle küçük bir parça hemen kestim. Çünkü hemen püskülümü yaptıktan sonra böyle bir ipiye ihtiyacım olacak. Püskülümü de ben parmaklarıma böyle dolayarak yapıyorum. Dört parmağımı biraz genişçini bırakarak. Hep aynı sayıda yapmaya özen gösterdim. Evet, konuşmadan yaptım çünkü saydım. 50 kere doladım. Şimdi ilk önce kestiğim yerler benim uç kısmım olacak. O yüzden diğer tarafıma doğru kısmından bağlayacağım. Dediğim gibi aynı sayılarda yaparsanız püskülünüzün kalınlığı aynı kalınlıkta olup çıkacaktır. İncelik kalınlığı bir görüntü olmasın diye. Hemen şimdi bu kısımdan da böyle kesiyoruz. Şimdi en üstteki bu bağcıktan birini alta doğru bırakıyorum. Diğerini de böyle. Birkaç sefer sıkıca doluyorum. Bu alttaki parçayla da şimdi orada bir düğüm oluşturacağım. İlk püskülümüzü yapmış bulunuyoruz. Şimdi bu uçları da şöyle bir elimizle düzeltip fazlalıklarını da böyle keseceğiz. Biraz daha kesmemiz gerekiyor galiba. Şurada biraz daha fazla kalmış. Ne kadar düzgün bir görüntü elde edersek o kadar şık görünecektir püskülümüzde. Şimdi böyle ilk püskülü tamamladık. Diğer ikisini de hazırlayalım. Ondan sonra da birleşme kısmında görüşelim. Evet, ben 3 tane püskülümü hazırladım. Ve en üstte sarı ip renk püskülüm olacağı için ipime de sarı renk ipimden geçirdim. Çünkü buradan daha sonra monte ediliyor. İlk başta şimdi altta turuncu rengin kalmasını istedim. O yüzden böyle orta kısmını buluyorum. Böyle baş aşağı tuttum püskülün gördüğünüz gibi. Böyle batırıyorum. Ve püskülü bağladığım yerden de çıkıyorum. Düğümümün sıkı olsun ki buradan daha sonrasında çıkmasın. Şimdi aynı şeyi yeşil püskülüm için de uygulayacağım.
Şöyle elimle iğne yardımıyla orta noktasını bulmaya çalışıyorum. Göz kararı yapıyorum bunu da. Şimdi batırdım yine iğnemi. Ve buradan çıktım. Böyle çekerek birbirlerine yaklaştırıyorum. Şimdi aynı şeyi sarı püskül içinde uygulayacağız. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Birleştirme kısmı da oldukça kolay. Dilerseniz daha sonra bu bölümlere boncuklar, taşlar veya küpek klipsi takarak da kullanabilirsiniz. Biraz şöyle aşağı doğru çekeceğim. Elinize de altta kalan püskülleri düzeltebilirsiniz. Ne kadar yoğun isterseniz o kadar çok sarma işlemini yapabilirsiniz. Bence yeterli bir kalınlığa ulaşmış oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İşte püskülümüz hazır. Daha sonra bu sarı yerden dediğim gibi istediğimiz yere monte edeceğiz. Bakın böyle renk renk çeşit çeşit yapabilirsiniz. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.